Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar, ben Bilal. Bugün günlerden Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ve biz de stadyuma gidiyoruz. İlk kez Kasımpaşa stadında bir video çekeceğiz. Normalde iki kez gittim bu sezon. Çok güzel olduğunu düşünüyorum stadın ve atmosferinin çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Bakalım stadyumda maç nasıl olacak? Biliyorsunuz ki İstanbul'da yazlık 30 derece hava olmasına rağmen maç günleri Bilal Soydaş bir de dışarı çıkıp video çekecekse soğuk oluyor. Gördüğünüz gibi beremi taktım, montumu giydim. Önlemlerimizi aldık ama yine üşürüz. Her neyse sıkıntı yok. Kanalımızın beğeni oranları çok düşük. Yani videolarımız izlense bile kimse videoya beğeni atmıyor. Yani bence beğeni hak eden videolar yapıyorum. Rica ediyorum videoyu beğenip kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdi maça doğru geçelim. Biz daha önce iki kere gittik. Biri Kasımpaşa Beşiktaş, biri de Kasımpaşa Fenerbahçe maçıydı bu sezon için. Ama ikisinde de o kadar soğuk, rüzgar, yağmur vardı ki ve açık tribündeydik. Video çekememiştik. Kapalı da aldık bu sefer. Allah'a şükür kapalı tribüne gideceğiz. Bizim Galatasaray'la eski futbolcularımız var. Mesela Yunus Belhanda, mesela Yunus Akgün, onları göreceğiz. Balot Otelli'yi göreceğiz belki. Yanımızda kim var? Kuzenim Talat İkdemir. O da bugün geldi ve bizimle Kasımpaşa stadında ve de neyi bekliyoruz abi? Abi biz de birlikte Kasımpaşa stadına doğru yol alıyoruz. Oruçluyuz, açız. Allah kolaylık versin. Güzel manzaralar görüyorsunuz. Lakin şu yağmurla her şeyi bitiriyor benim için yani. Sevmiyorum abi yağmurla. Olmuyor. Çok soğuk. Rüzgar vuruyor böyle. Hasta ediyor adamı ya. Stadın girişi burada. Burası açık tribün abi. Ben açığa girmeyeceğim. Bu sefer kapalıdayız Allah'a şükür. Evet Dalı abi. Bugün yağmurlu bir hava. Bugün Adana Demirspor'u izlemeye geldik. Haftaya şampiyonluk maçımız var. Adana Demir'i analiz etmeye geldik. Evet. Bu arada Dalı da Trabzonsporlu. Analiz yapacak. Gel şöyle göstereyim sana bak. Burada tepede gördüğünüz gibi görünüyor. Normalde işte biz hep şurada açık tribüne gidiyorduk. Açık tribün burası ama aşırı derecede soğuk oluyor. Bu sefer buradayız. İlk defa kapalı tribüne gideceğiz. Manzaraya baksana abi. Gönlümüz Kasımpaşa'dan yani inşallah Kasımpaşa yener. Abarttıkları kadar Adana Demir'in iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Videoyu beğenelim, bir de abone olalım, bir de yorum yapalım. Sizi seviyoruz. Ve yani Kasımpaşa'nın daimi taraftarı. Şimdi çok eskiden de Kasımpaşalıydık zaten Güngören zamanlarında. Bizden hiç gerek yok şimdi anlatmaya. Ben şöyle Adana Demir'in kazanacağını düşünüyorum ama benim için önemli olan bol gollü olması. Ama biz geldiğimizde hep açığa geliyorduk ya. Hiçbir şeyden haberim yokmuş yani. Paşa Store. Girmesek mi Paşa Store'a? Beyaz da var bak. Sen hangisini beğendin formalarda? Kardeşim bence bu güzel. Bence beyaz çok iyi ya. Beyaz bayağı iyi. Bekliyoruz bak girişlere bak. Seviyor musun böyle eski tarz tribünleri ya? Girişe bak işe. Demirli mi? Kapalının girişi burada. Girdin ondan sonra böyle bir merdiven iniyorsun. Eğil. Gördüğünüz gibi geldik Kasımpaşa Adana Demirspor. Adana Demirspor'u da severim yalan yok. Orada zaten Galatasaraylı oyuncularımız da var. Hadi bakalım geçelim. Haydi gidelim. Bizim mekan normalde bak tam şurasıydı. Tam şurası. Haydi. Güzel yerden çok iyi çok iyi. Kasımpaşa'nın kadrosu bu şekilde. Kadro analizini yaptıktan sonra bir skor tahmini alalım hemen. Çağlar Teknebir'den. Ben 2-1 Kasımpaşa'nın yeneceğini düşünüyorum. Kasımpaşa 4-1. Arkadaşlar ben Adana Demirspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Güzel maç olacak ben seviyorum şu an. Abi Belanda'ya bak ya. Adamı özlemişim kran içerisinde. Yunus'a bak. Çok bir mesle. Baksana Yunus'la Belanda yan yana. Ah be Belo. Yunus! Abi nerede üşüyor? Bunu yapmıyor. Gelmiyor. Tribün yok ha. Semt aşkı. Semt aşkı. Üçlü yok. Maç başladı çok sessiz bir şekilde. Geliyor. Dakika 8. Hala bir tehlikeli atak yok. Gol! Kaçırdı. Haydi. Bir orta. Vur lan! Ana! Karambola bak! Karambola bak! İşte bu be! Oğlum ne karambol oldu? Kim attı golü lan? Ben de! Böyle bir karambol yok ha! Paşa! Kasım! Paşa! Delirdi! Nasılsın? Golü Doğucan Aspolat atmış kardeşim. 34 numaralı formasıyla. Çok heyecan yaptım. Doğucan! Paspor! Ve kendilerine maçı inşallah, var. İnşallah hadi. Haftaya Adana'yı yenmek istiyorlar. İnşallah. O yüzden bugün Kasımpaşa'da. Söyle senden başka! Kasımpaşa'm benim.
Söyle senden başka. Geçmiş olsun diyelim vallahi. Üzücü abi. Lokaya bak. Bomboş lan. Oğlum ne kadar yavaş vurdu. Bomboş fail. Sen yakıştı mı bu oğlum? Başka sağ bek oyuncu atamaz öyle ha. Aynen Muleka da iyi pas. Vuracak. Balotelli. Ne vurdu ama. Kaleci de iyi çıkardı, helal olsun. Balo. Bana da böyle. Süper Mario. Ooo. Sen misin? Ya bu kuna yer mi? Oğlum Muleka'ya bak lan. Ne maç oynuyor ama. Kat hoca kat. Baba Muleka ne oynuyor ya. Muleka abi seneye bordum abi. İyi orta. Yunus kaleci. Ufucuk boyuyla zıplayıp vurdu da. Balotelli eldivenleri sahaya attı. Şimdi gerçek Mario'yu göreceğiz. Hadi. Gol. Aa çok kötü vurdu la. Kaliteli. Biraz maçı satmış. Geliyor Kasımpaşa. Aha. Kaleye bak, kaleye bak, kaleye bak. Geldi diyor. Delirdi kamerine. Delir bu. Allah'ım söyle. Her türlüden. Muleka. Trabzonsporlu. Muleka. Muleka. Sağlam mutlu. Evet. Çünkü haftaya daha derin sporla oynuyor kendi takımı. Yani şu an her şey ortada. İzleyenler de belki biliyordur Adana Demir Spor'da kadar olağanüstü oynadığımız bir futbol yok. İnşallah haftaya da böyle oynar da Çanakkale'mizi garantileriz. Balotelli bizde ya! Balotelli kom! Kom! Balotelli Trabzonspor maçında yok. Evet! Evet! Bakalım be! Senin verdiğin skor tutacaklar ama 4-1 dedin ama bak yani bak yani. Kırmızı kart hakkında ne düşünüyorsun? Doğru karar mı? Kansım göremedik ama eğer hakem yakındaysa doğrudur yani. Kendine geldi bir anda. Tırrrr. İşte pastada. İlk yarı hakkındaki düşüncelerini alalım. Valla kardeşim ilk yarı gerçekten Kasımpaşa'dan beklenmedik bir performans gösterdiler. Helal olsun, iyi mücadele ediyorlar. Üstüne kırmızı kart gördü Adana Demir. Şimdi maçın rengi iyice değişecek. Daha farklı bir sonuç bekliyorum bakalım. Adana Demir'in gol atma oranı daha düştü. 2-1 diye bir skor tahminde bulunmuştum ama. Zor. 4-1 diye değiştiriyorum. Hadi bakalım. 4-0 bakalım hayırlısı. Geri sonra düşüncelerini alalım seninle. İlk golden sonra böyle bir durma başladı. Benim hatta inceden uykum geldi ama ikinci golden sonra ve kırmızı karttan sonra daha da heyecanlandı. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak? İkinci yarıda Adana Demir saldırabilecek mi? Belki gol bulabilecek mi? Zor ama. Bakalım güzel bir maç oluyor. Forvetlere zaten Balotelli yok şu an. Ne düşünüyorsun? Evet. Trabzon maçı için, Trabzonsporlar için iyi bir haber oldu bu. Vallahi sağlık olsun. Ben zaten Trabzon'un şampiyonluğunu kabullenmiş bir insanım. Şampiyon olacak. Er ya da geç. Trabzonspor'dan başkasının şampiyon olacağını düşünmüyorum da. Şu an konumuz o değil yani. Bu maç bence güzel bir maç olacak. Zaten tahmin ettiğimiz için buraya geldik. Siz de like'ınızı, yorumunuzu yazın lütfen yorumlara. İkinci yarıya geçelim. Ben seni sevmem. Atamayacağını hissettim ha. Yapma bunu. Vallahi atamayacağını hissettim ya. Karşı karşıya ya. Olsun 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 olsun. Haydi haydi. Penaltı. Ama çok değişik bir penaltı ha. Ters köşe atacak. Gol. Bence bu gol olmaz. Hadi. Gol değil bence bu. Ne dedim abi? Ne dedi? Ben sana dedim oğlum. Bu gol değil. Baba ben bu penaltıların kitabını yazmışım. Kitabını. Muleka! Fal! Fal! Aradan Muleka! Muleka! Ne gelir mi? Etkisi gel, gel, mi? Dakika 62! Muleka'nın golü. Da beni çok üzdü ya. Çok abi yattı böyle yere. Abi Eren ya. Ama harbi Kasımpaşa çok iyi oynuyor oğlum. Adana da çok kötü oynuyor. Adana çok kötü oynuyor, Kasımpaşa çok iyi oynuyor. Mustafa kapı giriyor. Muleka! Ay! Ay bak dedim abi. Mustafa kapı topla ilk buluşmasında topu kapmıştı. Üstüne penaltı yaptı. Muleka!
sen şimdi neredeyim? Çılgın gecelerdeyim. Gol olur mu kardeşim? Umut Bozok. Belli olmaz. Bence yazar. Yazar oğlum. Umut Bozok yazar. Ama Fener'le anlaşmış kardeşim. O yüzden biraz üzüldüm. Yani öyle söyleniyor. Üşüdük abi ya. Ama güzel maçtı. Burayı da böyle kapatıyoruz bugün. Bakalım. Hadi bay bay. Çok güzeldi, beklediğimden çok daha güzel geçti. Kasımpaşa'yı tebrik ederim. İşte mükemmel futbol oynadı. Yani Adana Demir abarttıkları kadar iyi değil. Bilmiyorum, haftaya Trabzonspor inşallah yener. Trabzon olarak şampiyon olmayı garantilemek, şampiyonluğunu ilanlayıp sevinmek istiyor. Ben de bugünkü maç hakkında güzel şeyler düşünüyordum. Güzel olur. İki taraflı. Ama tek taraflı güzel oldu. Kasımpaşa iyi oynadı bence daha çok. Adana Demir zaten hiç ortada bile yoktu. Sıkıntı yok. Kasımpaşa'nın stadına da bu kanalda bir kez video çekmiş olduk. Güzel de maç oldu bence. İnşallah da videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Allah'a emanet.